Merhaba arkadaşlar. Önceki 3 videomda dişlerimin yapılma sürecinden bahsediyordum. Bu videomda da yine aşama aşama videolar dişlerimin yapılma sürecinden bahsedeceğim. Şu an önceki videomda post dişimi ölçü almıştım. Şu an post dişim takıldı. Önce onu göstermek istiyorum size. İki tane post dişim var. Görüyorsunuz döküm metal renginde. Umarım görünüyordur. Yani görünmüştür umarım. İki tane 5 ve 6. dişlerim döküm post diş oldu. Daha önceki videolarımda önde porselen dişler vardı. 10-11 yıldır kullandığım porselen dişler. Şu an doktor onu çıkardı. Artık post diş takıldığı için o takılamayacağı için görüyorsunuz küçültülmüş dişlerimleyim. 3 tane göstereyim. Hani bu dişlerin küçültülmesi gerekiyor üstüne porselenin takılması için. Görüyorsunuz değil mi? Tekrar göstereyim. Kötü, korkunç bir görüntü. Şahsen çok kötü bir görüntü yani. Neyse, post dişimden nasıl takıldığından bahsedeyim. 2 gün önce ölçüsü alınmıştı. Bugün takıldı. Ölçüsü alınması da çok kolay değildi. Takılması da çok kolay değildi. Benim için zordu yani. Başkaları için daha kolay olabilir. Hani şu sürekli ağzınızda tır 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 matkap tır 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 bir şeyler böyle insanı şey yapıyor, kanman hani. Ağrımıyor ama sürekli ağzınızda birkaç kişi hani o biraz insanı böyle geriyor yani. Doktor da sürekli rahat ol rahat ol diyor ama rahat da olunmuyor yani. Şu an arkadaşlar çok konuşamıyorum dişlerim olmadığı için. Dişler konuşmak için çok önemli, harfleri çıkarabilmek için. Tam konuşamıyorum. Alt dişlerim, 4 dişim de çekilmişti. Alt dişlerim şu an plastik geçici diş var. Üst dişime de inşallah diş etlerimde de problem varmış. Diş etlerim şey olunca, iyileşince ölçü alınıp zirkonyum empres yapılacak. Şimdi arkadaşlar biraz post diş fiyatından bahsedeyim. Post diş fiyatını soranlar olmuş. Post diş hani o dişi kurtarıyor. Hani benim bu iki dişim çekilecekti, çürüktü. Post dişle implant yapılmadan dişi kurtarmak diyelim. Hani implanta kadar gitmiyor. Benim postlarım döküm arkadaşlar. Döküldü. Doktor en iyisinin bu olduğunu söyledi. Ömürlük olduğunu söyledi. Olağanüstü. Çok bugüne kadar 200-250 tane şey yapmış. Sadece iki tanesi çıkmış. İki tane post çıkmış. Yani ömürlük bunu kullanabilirmişim ama üstündeki tabii şeyleri değiştireceğim. Yani 10-11 artık kaç yıldaysa ama bunlar ömürlük kalacak. Fiyatlarından bahsedeyim arkadaşlar. Ben tabii topluca bir işlem yaptırdığım için toplu yani bayağı bir para verdim. Bir araba parası verdiğimi söyleyenler bir araba o alınmaz da artık 2021 Ekim ayındayız şu an. Artık bir araba yarım çeyrek araba alınır. 2021 Ekim ayı için öyle söyleyenler oldu ama bir tane post dişin fiyatından bahsedeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım geldi, post diş yaptırdı. Aynı ona da post diş ve üstüne zirkonyum yaptılar. Bir diş için yaklaşık 4000-4500 gibi bir fiyat aralığı var. Bu arkadaşım hani diyorlar ya yurt dışından geliyorlar ondan sonra işte burada uçak parası veriyorlar bir de burada diş yaptırıyorlar yine işte Almanya'dan Belçika'dan daha ucuz diye gerçekten tam olarak öyle arkadaşım geldi yurt dışından uçak parası 60 euro uçak parası burada geldi post diş üstüne de zirkonyum MX en iyisini yaptırdı ve evet, 4000-4500 gerçekten burası daha uygunmuş arkadaşlar. Tam olarak bir fiil yaşadım bunu. Dolar euro kuru üstünden olduğu için bunlar. Post diş ve üstündeki hani yaptıracağınız şeye göre porselen mi yaptıracaksınız? Ya da işte zirkonyum mu yaptıracaksınız? Ona göre fiyat değişiyor. Zirkonyum yaptıran arkadaşıma 4000, 4500 arası bir fiyat verdiler post dişin üstüne. Bir diş için arkadaşlar. Daha sonra
Bu işlemlerim bitince benim dişlerime Empress ve Imax yapılacak. Empress mi yapılacak, Imax mı yapılacak? Açıkçası şu an ben de tam bilmiyorum. Ben de aşama aşama öğreniyorum sizle beraber. Onu doktor o süreç geldiğinde ayrıntılı soracağım. Porselen ve zirkonyum arasında ne fark var onu söyleyeyim. Porselen dişin içinde metal bir şey oluyor hani. Porselen kullananlar bilir. Metal böyle şunun üstüne hani. Şunun üstüne porseleni takıyorlar. O da ışık geçirmiyor ve çok doğal olmuyor. Yani rengini çok doğal yapsanız da çok doğal olmuyor. Ama zirkonyum ışık da geçirdiği için daha doğal bir görünüm olduğunu söylüyorlar. Ben de henüz taktırmadım. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir de Emax ve Empress daha doğalmış. Hani zirkonyumun da daha doğalıydı, daha güzeliymiş. Hollywood yıldızları onları kullanıyormuş. Bakalım bizimki nasıl olacak. İnşallah olur. Arkadaşlar sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Dediğim gibi böyle. Başka anlatmak istediğim bir şey var mıydı? Arkadaşlar bir ay sürdü benim 6 diş altta. Üstte de 6 diş, 12 diş neredeyse. Tabi hepsi sorunlu değil ama 4 dişim çekildi. Bir aydır böyleyim. Muhtemelen bir 2 hafta, en az 2 hafta daha gider gelirim. Çok zor oluyor. Hani git gel, 2 çocuğum var. Git gel haftada en az 2 kere gidiyorum ve hani yoruculuğunu da geçtim, zor oluyor oradaki süreç işlemler. İnşallah biter, aşama aşama size video çekeceğim arkadaşlar. Hoşça kalın.